Peki ne zaman Mükremin hanım olmak istedin? Her şeyin değişti mi peki? Şeklimizi değiştirebiliyoruz ama işte her şey değişti mi? 15 yaşında nişanlandım zaten. Aa, bir kadınla nişanlandı. Teyzemin kızı. Bir kadını ne yapayım iğrenç deyip kadın bedeninde olmak istemek. Annemi kaybetmek istemiyorum. Bir göğüs uğruna da annemi artık öldüremem. 5-6 erkek oturuyor bana küfür ediyor mesela. Ama o adam akşam bana yazıyor. Yalvarıyor görüşmek için. Çok güzel isimler veririm de burada. Tanıdığınız çok güzel isimler de var mesela. Tek onlar değil ha. Senin de tanıdığın çok güzel isim var. Kur'an çarpsın. Efendim dinlemek istiyorum'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Hikayesini çok merak ettiğim, sabahtan beri bana hiçbirinizin anlatmasını istemediğim, kendisinden dinlemek istediğim Mükrem'in yanında Mükrem'in Gezgin. Merhaba. İsmini de değiştir artık. Ya ama ismimi seviyorum. Ben böyle tanındım ya. Bu şekil güzel ya. Ben sana inanamadım. Ne kadar değişmişsin? Ne oldu sana? İşte ameliyatlar, operasyonlar, estetikler vesaire. Her şeyin değişti mi peki? Şeklimizi değiştirebiliyoruz. Evet. Ama işte her şey değişti mi? Her şey değişmiyor. 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 Hikayeni çok merak ediyorum. Deli misin sen? Yo, ben akıllıyım aslında ama insanlar beni biraz şey zannediyor. Halbuki herkesten çok akıllıyım ve mantıklıyım. Bana da öyle geliyor. Evet. Çünkü bu kadar insanın aklıyla oynuyorsan kesin senin aklında hiç problem yoktur. Kesinlikle. Nasıl bir çocukluğun oldu? Sen çocukken bu değişimin olacağını biliyor muydun? Biraz asla, anlatır mısın? Asla. Aa. Kesinlikle bilmezdim. Aile korkum vardı. Nasıl bileyim? Ve benim aile yapım o kadar farklı ki, o kadar değişik bir aileye sahibim ki aklıma gelmezdi yani. Değişik aile ne demek? Yani şu şekilde, şimdi ben normal erkek bireyi olarak doğdum. Evet. Yani benim bıyığımı korkudan kesemezdim. İnce bir bıyık çıkardı. Babam görür de beni anlar konuşmalarımdan gibisinden. Öyle bir şeydi yani. Bıyığını konuşman belli olmasın diye uzatıyordun. Asla, evet. Köseli ayakkabı giyiyordum. Köseli ayakkabı babam anlamasın diye. Üzülüyor muydun bunu yaparken? Ağlıyordum tabii. Psikolojik mi? O kadar kötü oluyordum. Hangi coğrafyada doğdun? Ankara'da. Nasıl coğrafya kı? Çok tatlı. Yani nasıl bir doğu coğrafyası mı? Doğu kültürü mü? Hayır. Yoksa? Normal. Ankaralısın. Ankara'da doğdum ben. Evet. Peki memleket ne? Orası mı? Memleketimizde bizim çok karışık. Birinde Erzurum yazıyor, birinde Bala yazıyor ama memleketimiz yok bizim. Hemşerin çıktı bak. Şimdi bak, başka bir şey söyleyeceğim. Bir insan köseli ayakkabı giyerken niye ağlar? Orada sen fark ettin mevzuyu. Ne zaman fark ettin? Ben... Sana ne diye hitap edeyim ben? Ben Mükremin Hanım. Mükremin Hanım diyeyim ben. Hepimiz deli ettiriz. Vallahi hepimiz deli ettiriz Mükremin Hanım ya. Peki ne zaman Mükremin Hanım olmak istedin? Şöyle bir şey, şimdi ben kendimi bildikten sonra 7-8 yaşındaydım o zamanlar. İnsanlar maç yapardı, erkekler top oynama hevesi vardı. Ben de ip atlıyordum ben kadınlarla, kızlarla. Hani yok, içim yok mesela. Erkeğin yanında bir saat oturamazdım, duramazdım. Ben kadınım, niye erkeğin yanında duruyorum gibi psikolojilere girerdim. Hani hep okul saati gelsin, okula gideyim de normal halime döneyim derdim. Çünkü ailemin yanında farklı bir hayattı. Oo. Evet. Dışarı hayatım farklı bir hayattı. Kime söyledin ilk? Yengeme söyledim. Korkarak? Tabii. Abinin karısı mı? Hayır, amcamın karısına söyledim. Amcanın karısına söyledin. Ne dedin? Cümleni merak ettim. Ya dedim ki, ben dedim niye böyleyim dedim. Hani ben dedim hep kadınlık istiyorum dedim. Ben dedim mesela erkek pantolonu giyince kötü oluyorum dedim. Niye ben etek giymiyorum dedim. Allah belanı versin. Yaş. Sen ne diyorsun dedi. Baban duyar seni öldürür. Ya. Beni korkuttun ya. Yaş kaçtı? O zaman kaç yaşta? 12 falandım. Yine küçüktüm. Çok küçüktüm. Bana göre bu işin kırılma noktası nerede oluyor biliyor musun? Bir erkekten hoşlandığında oluyor. Kesinlikle. Etek giy, pantolon. Ben mesela ben hiç sevmezdim etek giymeyi mesela. Evet. Ama erkeklerden hoşlandım. Aynen. Kim çalıyor sen çalıyorsun. Bak kim arıyor? Aşk hayatın nasıl? Ha? Aşk hayatın nasıl? Dur konuşacağız, hemen anlatma. Kırılma noktası hoşlandığın cinsle alakalı. Evet. Hani o ya, orada ben bir kadından hoşlanıyor olsam da ben de kırıldım. Orada kırıldım. Pantolon etek değil hikaye. Birinden hoşlandığında bence. Evet, hoşlanmıştım zaten. Hoşlanıyordum da zaten. Ama ne olduğunu bilmiyordum. Kendimi bilmiyordum. Ben neyim diyordum. Hani ben niye böyle oldum ya da hani... Tabii nereden bileceksin? Evet. Bilmediğin bir şeye doğdun. Neyim? Niye böyleyim? Okulda biri vardı. Ona aşıktım. Çok seviyordum ama ona söyleyemiyorum ki döver beni diye.
Bir de böyle bir şey var. Karşı tarafın da bu tarzdan hoşlanması gerekecek ki. Tabii ki de. Hep ona ilgi çekmek için mesela çikolata alırdım. Ona bir şeyler yapmak isterdim. Ama onda yok erkek ve farklı bir şey yani. Yoktu. Sonra öğretmenime aşık oldum. İlkokulda mı? Evet. Yok. Ortaokulda. Ortaokulda. Evet. Öğretmen ya. Hepimiz öğretmenimize aşık olmuşuzdur ya. Çok genç, çok tatlıydı. Çok seviyordum. Çok tatlısın. Ailen öğrendiğindeki mevzuları da geleceğiz ama ben mesela artık kendi kabuğumdan yengene bir kere anlatarak muazzam bir kabuk kırması bu. Evet. Peki yengen dedi ki sus baban seni öldürür. Sus dedi baban seni öldürür sakın dedi bu insanlara bunu anlatma dedi ve 15 yaşında nişanlandım zaten. Aa! Direkt evet evet. Bir kadınla nişanlandım. Teyzemin kızı. Yabancı da değil. Oo. Çok acımasız. Evet tabii ki de. İşte o zaman bir şey diyemiyorsun. Ailenin karşısına geçemiyorsun ki. Aileme ne diyeyim geçip de. Bir şey söyle korku var içimde. Çok kötüydü. O kadar acımasız. Nişanlına söyledin mi? Hayır ama hep ondan uzak kaçıyordum. Bir bana yanaşıyordum. Oldun mu? Ay hayır ya. Ne kadın ben kadınım ne yapayım? O zamanlar zor. Kes. Hiçbir zaman. Kadınla birlikteyi boş ver kadınla asla ben kadınım. İğrenç. Sen yani mesela bir dakika. Bazı kadınlar kadınlarla birlikte oluyorlar biliyorsun. Ay yok ben asla. Ben sevdiğim var olamam. Ay inanmıyorum ya. Çok merak ediyorum hikayeye bak benim sevdiğim var dedi. Şimdi Mükremin. Nişanlıyken başka bir bedene sahiptin. Evet. Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın? Bedenel değil. Evet. Bedenel tabii ki de değil şu an ama ruhen direkt kadınım. Yapacak mısın her şeyi? Yapacağım. Çok güzel bir fiziğin olmuş. Evet. Sanırım bizim ortak bir dostumuz var. Bilgehan Aydın. Zaten şu an ben mesela bu vücuda sahipsem belki şu an tam istediğim bir vücut bendeyse ben o kadar kilolu bir halde geldim. Ben şoka girdim. Ve beni konuşturmamıştı hastanede. Sen sus ben yapacağım ameliyatını demişti. Hiçbir şey sormadan sana yap. Asla. Beni soktu hastaneye çıkardı. 2 ay sonra aynanın karşısına kendime baktığımda ben neyim dedim. Biz zaman zaman diğer programımız birbirine sordu. Bilgehan Hocam'la yayınlar yapıyoruz. Çok keyiflidir onunla ve evet. Yakında da onunla daha enteresan sürprizlerimiz olacak izleyicilerimize. Artık hep onu göreceğiz. O Türkiye'deki kafayı kırmış ve bu işi gözü kapalı yapan ben onun ameliyata girdim. Yaptım, izledim. Yani 4 dakikada falan silikon yapıyor. Ruh hastası bir adam. Sevgiler olsun buradan kendisine. Evet şimdi başka bedendeyken nişanlıydın ve başka bedendeydin ve evet. Artık burada olamam dedim ben. Tabii karakola kaçtım hemen. Karakola kaç ne dedin Allah aşkına? Ya şimdi artık düğün olacak 2 ay kalmış diyor. Kız kardeşimle benim düğünüm arasında da 2 ay var. Hı. Benim kız kardeşim evlendi sonra benim düğünüm olacak. Tamam. O da amcamın oğluyla evlendim. Ya olmuyor artık her şey düzenlendi. Düğün tarihleri alındı onlar yapıldı bunlar yapıldı bitti olacak düğün. Yanaşamıyorum kıza insanların da... Hep içime kapanığım, kimseye derdimi anlatamıyorum. Ben yalan söyledim karakola diye. Beni okutmuyorlar, evlendiriyorlar diye. Beni yurda verin dedim, alın hani. İstemiyorum bu aileyi gibisinden. Aa. Sonra aileler birbirine girdi. Kavga oldu. Dayak yedin mi? Bu konudan mı? Bu konuda hayır, şöyle bir şey. Tabii ki de babamlar falan çok kötü bir tepkilendiler ama... ...olmadı dedi, okuyacakmış demek ki diyerekten avundular. Öğretmenlere yalvardım, söyleyin çok başarılı, çok güzel okuyor gibisinden. Tabii ki bunları yapabildim ancak. Ya ne yapayım ben kadını? Senin burcun ne? İğrenç, koç. Hmm. Evet. Bir kadını ne yapayım iğrenç deyip kadın bedeninde olmak istemek. Evet. Bu psikolojiyi ben anlayamadım. Evet. Ya bir kadınla olamam. Kadına aşık bir insanım. Kadınları çok seviyorum. Ama bir kadınla da yapamam ya. Bizim yani normal bunu ne denir ya normal kadınlar gibi de diyemeyiz ki. LGBT olmayan bireyler gibi düşünüyorsunuz. Evet. Straight yani mesela ben de bir kadına aşık olamam. Kesinlikle. Olmadım hani. Hayır hiç olmadım. Evet demek ki sen gerçekten kendini bir kadın gibi hissettin. Evet. Bunun hocam size bir şey sormak istiyorum. Bunun biyolojik bir açıklaması var mı? Yani bu doğuştan mı? Ya aslına bakarsanız bu değişken bir şey. Değişken. Burada çok kritik bir bilgi vereceğim. Hı hı. Biraz belki maruzdan olacak. Normalde erkek bireyler annelerine aşıktır. Yani annesiyle eş olmak ister. Hı. Eğer çocukken, çok küçükken babalarının cinsel organlarını görürlerse
o cinsel organ onlara büyük gelir. Ve bu da onlara, ben bu adamla yarışamam, o zaman kadın olmalıyım kodlayabilir. Öyle bir şey gördün mü? Babamın şeyini. Yok deli misiniz? Ay daha ne? Ya çok tatlısın. Bir şey söyleyeceğim. Bu şu da olabilir. Maalesef bazı ailelerde cinsel istismarlar gerçekleşiyor. Kuzeni cinsel istismarda bulunuyor. Sonra eşcinselliğe yöneliyor mesela. Atıyorum. Evet. Orada da bir cinsel organ görmesi. Özgüvenle çok ilintili. Alakalı bir şey olabilir. Çok ilintili bir durum. Sonuçta XY kromozomuna sahip birisi. Evet. Testosteron salgılıyor. Peki müdahale edilse olmayabilir mi? Olmayabilir. Değil mi? Olmayabilir. İyi ki oldun mu? Tabii ki de ya. İyi ki bir daha dünya gelsem yine böyle olmak isterim. Bu baskın karakterle alakalı bir şey. Baskın olmak isterim. Psikiyatrik bir durum. Kötü bir şey değil, hastalık değil. Peki. Ama peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi uzmana sordum, bilmediğim bir konu. Çünkü sizin de birçok kırılgansınız. Bir şey söylüyoruz, LGBT'ler üstüne geliyor insanların. Çok kırılgansınız. Sizin toplumda ötekileştiren yine sizinkiler. Evet, tabii ki de. Niye siz biz olduk? Mesela ben seninle arkadaş olup sinemaya gidebilirim değil mi? Tabii ki de. Niye hep ön yargılarınız var? Sizin de normalde bizlere var. Biz sizi, benim çok var trans birey arkadaşım, LGBT'ye inanmış, öyle yaşamış arkadaşlarım çok var. Size trans birey mi deniliyor? Bizlere trans deniliyor, evet. Evet, yani trans. Geçiş trans. Trans kadına geçiş. Doğru gidiyorsun, bu şekilde olsan trans. Ama tamamen göğüs, vajinan olursa kadınsın, artık kimliğini kadınsın, alıyorsun. Artık kadınsın, o artık bir kadınsın burada. Mesela bir serinci ağacı gibi kadın kimliği alıyorsun tamamen. O artık trans birey değil. O artık kadın. O kadın. Evet. Peki bir şey soracağım. Karakola gittin dedin ki beni okutmuyorlar. Evet. Aldılar mı seni karakolda? Yok, ailem falan geldi hep. Karakol falan da tanıyorlar zaten. Hı. Ailem gelince de otomatikmez de ben ağladım. Olmuyor dedim. Hani ben dedim okuyorum falan vesaire. Ondan sonra zaten birbirine herkes gelince kavgalar, dövüşler, cartlar, cüstler olunca koptu her şey. O da benim sünnet düğünüme döndü. 16 yaşında sünnet düğünüm oldu. Ha, düğünü O düğün, evet, ben 16 yaşında sünnet düğünüm oldu. Peki önceden kesilmiş miydi? Yok. Kız yok, kesildi. Orada kesildi. 16 yaşından sünnet mi? Hayır. 11 yaşında mı ne sünnet oldum? Ha, düğünü oraya çevirdim. Adam evlenecek sünnet olmak. Yok. Hay Allah. Olmuştum çoktan. Olmuştun. Evet. Ha. Seni de erkenden hemen erkekliğe adım atmanı istemişler ya. Hmm. Düğünler, şeyler, nişanlar falan. Acaba evet. Ailen endişelendi mi? Şöyle endişelenmedi ama annem... Mesela çantamdan ufak bir kadınsı bir şey, toka bir şey bulmaya çalışıyordu. Ve buluyordu da zaten. Bu ne diyordu? Kız arkadaşımın şey diyordum, tokası. Hani sürekli niye sen karılarla geziyorsun okulda diyordu. Hiç erkek... Çapkınım deseydi. İşte erkek arkadaşın yok mu diyordu. Ya anne diyordum, kavga ediyorum herkese, anlaşamıyorum diyordum. Artık son dönem patlamaya geldim yani. Bir İstanbul'a gelişin var değil mi? Bir aileden kopuşun var. Yani daha doğrusu artık yalnız yaşama dönemi ne zaman başladı onu da merak ediyorum. Yalnız yaşama dönemi 3 senedir. 3 senedir yalnız yaşıyorsun. Sonra senin o iş sünnete döndü. Artık çünkü millete düğün dedik. Evet. Sünnete döndü. Kıza ne dedik? İşte artık... Okumak istiyorum ben dedim. Okumak istiyorum, ben olmuyor. Benim sende gönlüm yok. Yok, istemiyorum. Ablacığım biz seninle bacı kardeş. Bacı kardeş olmaya kesin o küfür etti tabii, bana hakaret etti falan filan. Senden hoşlanmış olabilir mi? Kız ölüyordu kız bana zaten. Kışın kar böyle. Ama bu ne önündeydi. Kadınlar sana ölemez, hem erkekler sana ölemez mi? Kadın biz ne yiyeceğiz Allah Allah ya? Yaşamak önemli aşkım. Doğru söylüyorsun yani. Aynen. Eskiden. Evet. Çok. Şimdi çok güzel oldun. Teşekkür ederim. İşte bir göğüslerim eksik ya. Göğsün mü eksik? Evet. Olur ya, onu da yaparsın yakında sen. Yapacaktım da olmadı. Ne, olmuyor mu? Oluyordu. Ha. Ne oldu? Şimdi ben hastaneye gittim. Tamam. Biliyorsun liposuction'ı Bilgehan Hoca yaptı ya. Evet. Ve göğsümü de o yapacaktım. Evet. Her şeyim hazırlandı. Doktor bastı, öğretmiş. Baban o mu oğlum? Ay yalan ya, haber yapmışlar. Babası hastaneye bastı, mükremini çıkardı diye. Babam beni tanımıyor bile şu an adam. Tanımıyor ne demek? Yani, 4 senedir görmüyor bile beni, bilmiyor. Görüşmüyor. Hayır ya. O işte. En acısı. Bu. Onu anlatacaksın. Meme yaptıracaktın. Tam ne oldu? Ya girdim. Çok güzel güldük, ettik. Asansöre bindik. Aşağı indik. Ameliyathaneye girdik.
narkoz vereceklerdi işte. Tamam. Göğüsleri falan gördüm. Hatta şöyle olacak, böyle olacak konuşulu falan. Kaç cc'si yaptıracaktın? 400 cc yapacaktım. 400 de çok be. 400'dü. Yeter. Hatta 500'dü. Yemin maşallah, ederim. Maşallah. Maşallah aşkım. 500 yapacaktı bir anda. Zaten ben ameliyata girmeden önce annemlerin haberi yoktu. Sadece çat pat biliyorlardı. Tamam. Net bir şekilde aradım. Anne ben işte takma göğüs yaptıracağım dedim. İstediğim zaman çıkıyor dedim. Yalan. Ay canım. Hep de bir yalanın var ama mecbursun. Seni tabii kendini ki de kabul ettirmek için. Annem dedi ki işte ben kendimi öldürürüm yapamam dedi. Ben seni artık kabul ettim ama dedi bu kadar da olmaz dedi. Şimdi bu aileyi seni zor kabullendirdim dedi. Bunu mu yapacaksın şimdi dedi. Ağladı falan. Neyse bir doktorlar falan konuştular, ettiler. Girdim ameliyata. Narkoz vurulacaktı. Dedim ki ben olmayacağım. Yok dedim. Bir hafta sonra dedim annemle konuşup olacağım dedim. Tabii Bilgehan Hoca da bana söyledi. Tabii ki de annen her şeyden önemli. Ailenle konuş dedi. Dedi yani yemin ederim dedi. Aileni kırmadım. İkna etme. Annenin gönlü yok diye mi vazgeçtin? Kesinlikle. Ağlayarak kalktın mı? Ben çıldırdım. Ben odada beni görseydiniz ben mahvoldum ya. Hani çok kötü oldum. Ben çok ağladım. Hani annemi kaybetmek istemiyorum. Bir göğüs uğruna. Zaten yıllarca anneme hastalık sahibi ettim. Yıllarca annemi zaten üzdüm. Bir erkek kardeşim olsaydı da annem belki bir hayatta mutlu olabilirdi. Erkek doğdum ve başka bir bedene girdim, annem içine atıyor, bana belli etmiyor ama annem zaten yıllarca benim için yandı. Bir göğüs uğruna da annemi artık öldüremem. Ne güzel kalbin var. Asla yapmam, yapamam. Ne hayırlısın? Annem bu hayatta her şeyim. Anne deyince bitiyor her şey. Neden başka bir şehirde oturmuyorum, neden Ankara'dayım? Neden ailemin yanında, iki bina yanındayım? Annemi her gün göreyim. Ama babanı? Hiçbir zaman görmedim, 4 senedir. Annenle senin görüşmeni baban herhangi bir müdahalede bulunuyor mu? Yok, annem açıklamıyor beni hiç babamın yanında. Söylemiyor. Ama görüştüğünüzü biliyor, doğru mu? Tabii ki de biliyordur. Babam benim bu halde olduğumu da biliyordur. Bilmemezler geliyor şimdi ama biliyordur. Şimdi zaten belki de izleyecek. Biliyordur. Yani telefonlarda gösteriyorlardır, bir şey yapıyorlardır ama bir kere ağlayarak eve gelmiş. İşte ben demiş, biri gösterdi videosunu demiş. Bu gelinlik giymiş demiş. Gelinlik giydiğim dönemleri. Annem demiş ki hayır demiş, o değil demiş. Sürekli internette yüzüyle oynuyorlar demiş. Hani o yani. Bir şey soracağım. Kronolojiyi de kaçırmak istemiyorum. Sünnet düğününden sonra artık tekrar ailenle yaşamaya devam ettin. Tabii. Tamam. Üniversite okudun mu? Yok. Lisede fenomen oldum, bitti. Sen fenomen oldun. Aileni, babanı açıkladığın, yüz yüze geldiğin bir dönem var mı? Baba ben artık, ben böyleyim. Ay yok. Yok, hiç yok. Hiçbir zaman ve daha bilmiyor gibi adam. Ölü taklidi yapıyor. Hah. Bilmiyor gibi yani. Ben hiçbir zaman. Nasıl bir videoyla fenomen olmuştun? Lahana videolarıyla. Lahana ne demek yani? Lahana yerdim ben. Allah kıtır Allah. Kıtır ses gelirdi, evet. İnsanların bu çok dikkatini çekti. Ses videoları. Şimdi de meşhur oldu Çin'de, zaten hep yapıyorlar. Evet, lahana videosu çekiyordum. Doğaçlama, ben doğalım. Ben yapmacık, ben efendim laflarını sevmem. Ayol, efendim. Kibarlığı sevmem ben. Neysin o? O da dikkat çekti tabii. O da dikkat çekti. Peki sen TikTok'ta mı ünlüsün, Instagram'da? TikTok'ta da fenomendim, Instagram'da zaten fenomendim. Reels'lerim uçuyordu. Öyle mi? Evet. Yani öyle TikTok'ta genelde, TikTok fenomeni. Para kazanmaya ne zaman başladın? Para kazanmaya kaç yaşında başladım? İşte 5 sene önce fenomen olduğumda. Reklamlar yaptın. Tabii benim işim reklam zaten. Bu altınlar gerçek mi? Evet. Zengin koca mı buldun hemen? Koca bulmuyorum. Sevdiğim adam var ama insanlar bana görüşmek istiyor, yazmak istiyor ama. Ben de salak değilim. Git kuyumcuya bana yüzük al. Git kuyumcuya bana kolye al. Herhalde yani. Bak kafası çalışan, bak kafası çalışmayan. Evet. Bak sıfır biliyorsun. Öyle aynen diyorsun ha, helal olsun sana. Benle konuşacaksan bir kuyumcuya bir git bakayım. Yani, lokasyon atayım, o kuyumcuya git. Evet, kafeye gidiyorum, oturuyorum, iki muhabbet ediyorum. Hani yani adam masada oturuyor böyle, 5-6 erkek oturuyor, bana küfür ediyor mesela. Bu nasıl bir erkek diyor, değil mi? Ama o adam akşam bana yazıyor. Yalvarıyor görüşmek için. Lan niye yazıyorsun? Allah belanı versin. Karın var, git karın yanına. Yazma o zaman, bu masada konuşuyorsun sen zaten beni. Ha. Sen salak mı, sen niye bana yazıyorsun? Ben de çok güzel yiyorum. Sen de salak yapıyorsun. Salak beni kötülüyorsa ben de ne yapıyorum? Ayşem kredim var.
Aşkım borcum var. Aşkım bana altın alır mısın? Bence bu gelecek kaygın var mı parayla ilgili? Nasıl gelecek kaygın? Yatırım yaptın mı? Tabii ki de yani bir illaki bir şeylerim var. Ben bugüne kadar tek geldim. Kimse benim elimi tutmadı. Ya da kimseden ben bir şey almadım. Hiçbir zaman tek geldim. Ben bir şeylere mücadele ettiysem. Tek başına. Benim zirve. Hani milyonlarca kitle izliyor ama adamlar takip etmek istemiyor. Karıdan korkuyor, karı kocadan korkuyor. Ama evli ama senin bedeninden hoşlanabiliyor öyle mi? Sen bunda ne çok... diyorsun ya? Ay. Gerçekten tanıdık var mı? Var tabii, tanıdık tabii de olmaz mı? İç. Sabah kahve buradayız, iç bakalım. Şimdi Mükemmel bir şey daha soracağım. Tanıdıklar da var dedin ama. Merak ediyorum, senden, bedeninden ne istiyorlar? Senin... Ya adam geliyor yanıma. Evet. Bir arabasına biniyorum mesela. Evet. Adamla bir kafeye gitmek istiyorum. Ya şimdi otur, muhabbet et, sohbet et, açıl, evet, saçıl, evet, konuş, al şu adama. İki gün geçiyor aradan, o adam tekrar yanıma gelmek istiyor ya da geliyor. Cık. Ya kardeşim, ben bir kadınsam, evet aynı bedene taşıyorum. Aynı organ var ikimizde. Senin benim neren ne işin var? Adamın benim işi benim önümle. Yani o organla. Cinsel organımla. Kendi önünde olan organla. Evet. Yani önümdeki organla, evet. Adama bakıyorum, yazık diyorum. Çünkü neden? Olabilir mi? Olabilir. Ama şu, ya kardeşim, seni ben 3 gün önce zaten bir yerde duydum. Sen bana hakaret eden bir adamsın. Lan sen bana küfür ediyorsun ya, benim kimliğim belli en azından. Ben döndürüyorum hayatı. Senin çoluğun var, çocuğun var, şunun var, bunun var. Ne işin var o zaman? O yüzden LGBT bireylerine kimse laf söylemesin. Hani biz kötüyüz. Herkes ya. Herkes kendine bir baksın. Ama biz kötüyüz konuşulunca. Biz insanlara örnek oluyoruz. Biz 5 yaşındaki çocukları kafadan çıkarıyoruz. Beynini yıkıyoruz. Biz insanların hayatıyla oynuyoruz. Biz oynamıyoruz. Biz oynamıyoruz. Herkes kendi bedenini yaşar. Neden şu an bir tane bir erkek birey benim gibi değil? Onun organı belli. Ben kadın hissediyorum. Hadi onu bir kadın yapabilir misin? Yapamazsın. Ama o erkek içte yaşıyor kadınlığı. Daha kötü. Aktif de değil, pasif oluyor mesela. Daha beteri bu. Çoluk çocuğum var senin. Çok güzel isimler veririm de burada. Neyse. Tanıdığınız çok güzel isimler de var mesela. Tek onlar değil ha. Senin de tanıdığın çok güzel isim var. Kur'an çarpsın. Kur'an çarpsın diyorum. Net yani, yemin ederim. Mükremin'le programımız devam edecek çünkü o hamilelik mevzuna gireceğiz. Tüm Türkiye'nin konuştuğu, bizim artık hatta onu o şekilde tanıdığımız ve evimize o görüntülerle girdiği o kırılma noktasını konuşacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.